Herkese tekrardan merhabalar sevgili Sağlık Gündemi ailesi. Aslında biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta operatör doktor Mahmut Akyıldız bizlerle birlikteydi ve biz daha çok kapalı kalp ameliyatları üzerine konuşmuştuk. Bugün birazcık daha bu konuyu açarak devam etmek istiyoruz. Yine çok sevgili konuğum, alanında çok başarılı operatör doktor Mugisha Kiaruzu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Yine kalp sağlığı üzerine konuşacağız. Ama öncelikle birazcık kendinizi tanıtabilir misiniz izleyenlerimiz için? Evet, siz bahsettiğiniz gibi adım Mugisha Kiaruzu. Aslen Tanzanya'dan geliyorum. Türkiye'de yaklaşık 17 senedir burada ikamet ediyorum. Eğitimim büyük kısmı buradan aldım. Üniversitede ve uzmanlık alanı buradan aldım. Kalp ve damar cerrahi üzerinde çalışıyorum. Florya Medical Park, Aydın Üniversitesi'nde kalp damar cerrahi bölümünde çalışmaktayım. Harika, çok güzel. Hocam, o zaman sorularımızla başlamak istiyorum ben. Tabii ki, buyurun. Öncelikle birazcık koroner arterlerle girmek istiyorum. Kalbimizi besleyen atar damarlardan birazcık bize bahsedebilir misiniz? Koroner arterler kaç tanedir? Nedir bunlar? Kalbi besleyen damarlar ana iki tane damar olarak ayrılır. Bir sol taraftaki damarı, bir de sağ taraftaki damarı. Sol taraftaki damarı iki ana büyük bir damar olarak ayırıyor. Kalbin ön yüzündeki inen dediğimiz LAD damarı, bir de kalbin arkasına doğru giden CX dediğimiz damarı iki ana büyük damar olarak ayrıldığını biliyoruz. Sağ tarafta ise tek bir damar olarak çıkar ve kendiliğinden sağ taraftaki kalbi besleyen tarafı o akımı o damarıdan sağlanıyor. Yani kısaca kalbi besleyen ana damarları 3 ana büyük damarlar olarak ayırabiliyoruz. Peki koroner arter hastalığı tanısı nasıl konuluyor? Hangi hastalıklar buna sebep olabiliyor? Genellikle kalp şikayetleri olan hastalar özellikle göğüs ağrısı veyahut da iş yaparken çabuk yorulma veyahut da merdiven çıkamama gibi şikayetler olduktan sonra bir kardiyoloğa başvururlar. Kardiyolog kalp muayenesi yapar. Muayene yaptıktan sonra belli tetkikler yapmak zorunda. İşte kalbin ultrasonu dediğimiz ekokardiyografi yapar. Bunların işte kan testleriyle birlikte bir de hastanın kendi tariflediği şikayetlerle birlikte veyahut da efor testi dediğimiz testler sonucunda işte anjiyografi dediğimiz tetkik yapılır. Anjiyografi tetkiği kalbin görüntüyen bir sistem. Bu anjiyografi kardiyolog tarafından yapılır. Kalbi besleyen damarları görüntülenir ve o görüntüleme çıkan sonuçlara göre müdahale yapılır. Bazen kardiyologları günümüzde işte bazı bölgeler tıkanık olan damarları orada stent takabiliyorlar, uygulayabiliyorlar. Ama bunu olmadığı takdirde, mümkün olmadığı takdirde işte o zaman diğer çözümler, işte kalp ameliyatları bu anlamında çok işe yarar. Peki koroner anjiyografi dedik, bunun zorluğu ve riskleri var mıdır hocam? Tabii ki her günümüzde, hafta yapılabilir miyim daha? Yani günümüzde bu işlemi yani kardiyolog tarafında çok tecrübeli bir şekilde, kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Fakat koroner anjiyografi kendisi bağlı kendisinin olan taşıyan riskler vardır sonuçta. Ne kadar kardiyologlarımızı kolay bir şekilde yapabiliyorlarsa riski olmadığını anlamına gelmez. Kendisine göre kendi taşıyan riskler vardır. Dolayısıyla hiç şikayeti olmayan, kalp şikayeti olmayan bu tetkik zaten o yüzden yapmıyoruz. Şikayeti olan tanısı konmak üzere anjiyografi gerekiyorsa tabii ki anjiyografi rahat bir şekilde günümüzde yapılabiliyor. Harika. Peki diğer soruma geçmek istiyorum. Koroner arter hastalığı tanısında ekokardiyografi, efor testi, bu tetkiklerin önemi nedir hocam? Genellikle özellikle non-spesifik şikayetler, yani tam hastalığı tanımlamayan dediğimiz şikayetler var ya,
O bazı şikayetleri bunlar tanı koymak biraz zorlaştırabilir. Dolayısıyla tanı konmadan önce işte bir takım tetkikler yapılmak zorunda. Kalbin kasılma gücü bakılır. Eğer kasılma küsürler varsa özellikle bu ekokardiyografi anlamında bize bir ipucu verir. Yani bazı bölgelerde kasılma küsürü varsa orada belki o bölge besleyen bir damarlarda bir problem olabileceğini bir gösterge olabilir. Veya kalbi kasılma gücünde bir azalma söz konusuysa veya kapakçıklarda bir kaçırma çalışma mekanizmasında bir bozukluk söz konusuysa belki de oradaki bölgeler besleyen damarlarda bir problemin olabileceğine bir ifadesidir bu. Veyahut da hiç daha kendi efora sokmamış kişiler genellikle bu şikayetleri bazen ortaya çıkmayabiliyor. O nedenle bu kişileri bir efora sokuyoruz ve efor çıkan sonuç neticesinde anjiyo önerebiliyoruz. O yüzden anjiyografiden önce bu tetkiklerde de yapıyoruz ki doğru tanıya ulaşabilmemiz için. Anladım. Evet. Bu son zamanlarda aslında çok sıkça kullanılan yöntemlerden kapalı kalp ameliyatlarına da geçeceğim ama ondan önce birazcık da bypass'la alakalı merak edilen soruları sormak istiyorum. Koroner arter bypass cerrahisi nedir? Bu konuya birazcık açıklık getirebilir misiniz? Ya koroner bypass cerrahisi kalbi besleyen damarların tıkanma sonucunda sonuçta bu damarlar bir şekilde açılması gerekiyor. Eğer stent ile açılamıyorsa, kardiyolog tarafında stent orada takılamıyorsa, o zaman kalp ameliyatı söz konusu gelir. Bu kalp ameliyatı söz konusu geldiğinde işte koroner arter cerrahisi, bypass cerrahisi bahsediyoruz. Yani belli bir bölge, o tıkalı bir damarı vücudun başka bir yerde başka damarları kullanarak akım sağlamak üzere bu ameliyatlar gerçekleştiririz. Tabii ki eskiden beri bu ameliyatlar iman tahta dediğimiz kemiği açılarak kalbe ulaşılır ve vücudun çeşitli yerlerinden, koldan olabilir veyahut da en çok kullandığımız bacak damarları, bir de göğsün atar damarları kullanarak göğüsten atar damarları kullanarak işte tıkalı olan damarlara bypass işlemini gerçekleştiriyoruz. Bypass sistemini az önce bahsettiğiniz gibi tabii ki ya kendi kalbi atarken bu işlemi gerçekleştiriyoruz veyahut da çalışan kalpte bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz veyahut da kalbi dolaşıma sokuyoruz, dolaşım aletini sokuyoruz, kalp akciğer pompa dediğimiz bir makineye bağlıyoruz. Kalbi bir şekilde bazı ilaçlar kullanarak durduruyoruz. Kalbi durdurduktan sonra bize kansız ve durak bir kalp üzerinde vücudun çıkarttığımız bölgedeki damarları alıp oraya bypass'ı etmiş oluyoruz. Burada. Peki hangi hastalıkları olan kişilerde kullanabiliyoruz bu yöntemleri? İşte az önce bahsettiğimiz kalbi besleyen kendi damarları tıkalı olan insanlar, özellikle kalbin inen ana damar LAD içeren darlıklar var ise veyahut da diğer damarlarda sorunlar varsa onlarla birlikte bypass'ı işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Peki çalışan kalpte yapmak bunu daha zor olmuyor mu hocam? Tabii ki çalışan kalpte her zaman yani her zaman her cerrah tarafında yapılan işlem değil. Genellikle tecrübe gerektirir, alet de vatar gerektirir, ekip gerektiren bir işi çok yoğun ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılması gereken bir iş. Tabii ki teknik olarak duran kalpte, çalışan kalpte ameliyat yapmak kolay olmuyor. Ama ekiple birlikte iyi bir ekip uyum varsa, alet tevatlarınız iyiyse, tabii ki tecrübenizle birlikte ise bu ameliyatlar yapmak mümkündür. Peki hangi durumlarda çalışan kalp ameliyatını tercih ediyorsunuz duran kalbe göre? Özellikle çok riskli grup olan hastalar. Yani kalp hastalıklarla birlikte eşlik eden kronik rahatsızlıklar varsa, örneğin
böbrekleri ciddi anlamında bozuk ise, yani diyalize giren hastalar ise veyahut da kronik böbrek hastalığı varsa veyahut da dolaşım aletine sokmaya engelleyen durumlar nedir? İşte damarlar, özellikle aort damarlarında ciddi kireçlenmeler varsa, şah damarlarında ciddi kireçlenmeler varsa, bu kireçlenmenin sonucunda inme, ameliyat sonrası inme olarak yüksek bir riski olarak çıkabilecekse veyahut da akciğerde ciddi problemler varsa veyahut da karaciğer ciddi sorunlar olan hastaları genellikle atan kat üzerinde bu ameliyatlar yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü riski biraz daha kalp dolaşım makinesine girmeye göre daha düşük oluyor. O nedenle atan kalp üzerinde diğer eşlik eden rahatsızlıkları çok ise veyahut da hasta kalp dolaşım makinesine girmeyi engelleyecek bir durum söz konusuysa atan kalp üzerinde ameliyat yapmayı tercih ediyoruz. Harika. Çok kısa bir not girmek istiyorum. Sevgili izleyenler, sizler de kalp ve damar sağlıklarıyla alakalı merak ettikleriniz varsa veya kendinizde herhangi bir rahatsızlık, hastalık varsa merak ettiklerinizi aşağıdaki telefon numarasından bizlere sorabilirsiniz. Hocam peki kalp hastalıkları, kalp şeyleri genetik midir? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki kalp rahatsızlıkları birçok grup olarak ayırabiliriz. Onlar içerisinde genetik komponenti var. Eğer ailede genetik damar hastalığı bireyler varsa, anne babada, amcaları veyahut da dayılarında sorunlar varsa, sizde bu olasılığı da olabilme ihtimali yüksek olacağı için o yüzden kendi açımızdan belli yaşlardan sonra kontrol etmek gerekiyor. Erkekler, nasıl alınabiliriz peki bunlardan? Genetik yapıda olan sorunlar varsa, yani onu değiştiremediğimiz faktörler diyoruz. Ama bunu tetikleyecek olan özellikle sigara kullanımı veyahut da aşırı kilo alma. Sigara sağlığa zarar. Evet. Aşırı kilo alma. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, bunlar hepsiyle birlikte eğer genetik faktörünüz varsa o zaman daha erken yaşta kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Yani 30 yaşlarında bile çıkabiliyor veyahut da daha genç yaşlarda da hastalıklar ortaya çıktığını çok iyi biliyoruz. Ama eğer genetik faktör, altta genetik problem yok ise diğer işte çevresel faktörler dediğimiz işte sigara, ciddi sigara kullanımı, işte aşırı kilo, ondan sonra sigara sağlığa zararlı. Evet, aşırı kilo sonucunda çıkan diyabet hastalığı, ondan sonra hareketsiz yaşam sürdürme, stres, bunlar hepsiyle birlikte tabii ki kalp damarları ciddi anlamda zararları olduğunu biliyoruz. Yüksek tansiyon. Evet. Tabii ki yüksek tansiyonun en önemli faktöründen bir tanesi stres. Peki, minimal invaziv cerrahiden de birazcık bahsedebilir miyiz hocam? Tabii ki kalp cerrahisi yıllardır işte iman tahta kemiği açarak kalbe ulaşıp ameliyat yapılan bir cerrahi olduğunu biliyoruz. Ama bu cerrahisi yükü ve külfeti hasta üzerinde çok fazla olduğu için bunu azaltmak adına daha az invaziv yöntemleri bulma yönünde araştırmaya gidilmiş. Onlardan bir tanesi işte minimal invaziv cerrahi dediğimiz yöntem. Minimal invaziv cerrahi adın altında minimal. Yani hastaya en az dokuya zarar verecek şekilde ameliyat gerçekleştirebilmek. Yani bunun bir tanesi işte büyük kesi yerine küçük kesi yapmak. Dolaşım kap akciğer makinesine sokmak yerine işte atan kap üzerinde işlem yapmak gibi gibi yöntemler. Bunlar hepsi adın altında minimal invaziv yöntemi. Ama en popüler, en çok İşte küçük kesilerle kalp ameliyatı gerçekleştirmek. Yani iman tahta kemiği kesmek yerine vücudun
başka bölgelerinde, özellikle koronar bypass cerrahisi yapacaksak, sol meme altı küçük kesi yaparak kaburga arasında girerek hiçbir kemiği yapı kesmeden tüm tıkalı olan damarları neyse açıkta yaptığımız gibi o tarafta o küçük delikten tüm bu işlemi gerçekleştirmek. Bu estetik olarak da artık daha çok tercih ediliyor değil mi? Yani insanları daha memnun ediyor. Tabii ki bu estetik bir işlem olmadığını çok iyi biliyoruz. Estetik bir iş olmadığını bilmek zorundayız. Bu estetik bir iş değil. Ama onun avantajlarından bir tanesi tabii ki estetik olarak iyi görünmesidir yani. Ama tüm amacı hastanın üzerinde binen yükü hafifletmek. Çünkü iman tahta kemiği kestiğinizde veya açtığınızda ameliyat sonrası bu kemiği iyileşmesi biraz daha zaman alıyor. Şu şekilde değil mi? Evet. Bu şekilde. Bu şekilde özellikle sağ taraftaki yapılan işlemler kap kapakçıkları bir sorunlar varsa özellikle mitral kapak sorunlar varsa veyahut da aort kapak veyahut da tricuspid dediğimiz kapaklarda problemler varsa özellikle sağ göğüs boşluğuna girerek kalbi o kapakçıklara ulaşıp işlem gerçekleştirebiliyoruz. Ama diğer tarafta, sol tarafta özellikle kalbi besleyen damarları sorun varsa o zaman sol taraftan giriyoruz. Sol tarafta küçük kesler yapıyoruz. Meme hizasında ya da memenin altında küçük kesler yaparak kaburga arasında girip o tıkalı damarları hazırladıktan sonra o kalbi tıkalı olan damarları kullanarak oradaki damarlara bypass etmek, yapmak mümkündür. Günümüzde birçok hasta, neredeyse %90 üzerinde bu ameliyatları bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki bu ameliyat yapıldığında kemik kesiği olmadığı için iyileşmesi daha hızlı. Ondan sonra küçük bir kesi, sonuçta küçük kesi olmasıyla birlikte enfeksiyon riski daha az olduğunu biliyoruz. Ya da küçük kesi olduğu için kan kaybı miktarı da daha az. Çünkü dokulara en az zarar veriyorsun yani orada küçük kesi yaparak. Bir de küçük bir alan ağrı nispeten diğer yönteme göre daha az. Bir de göğüs kafesin bütünlüğü bozulmadığı için ameliyat sonrası sorunum fizyoterapi daha kolaylıkla avantajları yapabiliyor. Avantajları çok daha fazla. Evet, avantajlar daha yani fazla olduğunu görüyoruz. Çok özür dileyerek bir sorumuz varmış. Kütahya'dan Nurettin Bey bizlere ulaşıyorlar. Kendisinin sorusunu alalım. Tamam. Nurettin Bey, beni duyuyor musunuz? Merhabalar. Merhaba efendim. Sorunuzu alabilir miyiz Nurettin Bey? Efendim, eşim 80 senesinde kalpten ameliyat oldu. Mitral darlığında. Ve 30 sene komodin şeyi kullandık, tenavır kullandık ve doktor kaldırmıştı. Şimdi bir ritim bozukluğu diyorlar ve komodin kullanmasını tavsiye ediyorlar. Bu komodini tavsiye ederler İlaç mi? İlaç ismi vermeyelim Nurettin Bey. Devam et. Evet. Devam edebilirsiniz. Niçin yani bu komodinin çok masrur olduğu, yan etkilerin çok fazla olduğu okuyoruz, bakıyoruz. Eşinde de öyle bir şeyleri rahatsızlık da yok. Yani bu nedenle komodini niye kullanmamızı tavsiye ediyor doktorumuz, onu merak ediyorum. Tamamdır, çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Evet hocam, ne düşünüyorsunuz? Genellikle kapakçıkları bozuk olan hastaları işlem sonrası... İşlem sonrası yani kap kapakçıkları ameliyat sonrası genellikle kapakçığı ya değiştiriyoruz veya kapakçık tamir ediyoruz. Kapakçık tamir ettiğimiz hastaları genellikle kan sulandırıcı ilaçları belli bir süre kullanıyorlar. Yaklaşık 2-3 ay kullandırıyoruz. Daha sonra bu kan sulandırıcı ilaçları bırakıyorlar ve hayatlarına ağır kan sulandırıcı kullanmadan devam edebiliyorlar. Ama kalbin kapakçığı değiştirdiğimiz hastaları ya metal kapak takıyoruz veyahut da diğer canlılardan elde edilmiş kapaklar yani biyolojik kapaklar. Biyolojik kapakçılar yani kapak tamir ettiğimiz gibi kısa bir süre sonra o kumadin yani kan sulandırıcı dediğimiz ilacı bırakıyoruz. Veyahut da
Ama mekanik kapakçıklar değiştirdiğimiz olan hastalarda genellikle umur boyu kan sulandırıcı kullanmak zorundalar. Çünkü kan incelmez ise o kapakçık sonuçta bir yabancı madde dışarıdan. Kanla temasla olmakla birlikte pıhtılar oluşabiliyor. Bu oluşan pıhtılar kapakçığın üzerinde hareketi bozabilir. Yani hareket bozduğu zaman o zaman tekrardan bir işlem geçirmek zorunda. Onun yüzden mekanik kapak takılmış olan hastaları umur boyu bir kan sulandırıcı kullanmak zorundalar. Veyahut da diyelim kapakçı tamir oldu. Ama ilerleyen döneminde, çünkü kapak sorunu olan hastalar genellikle kalbi boşlukları genellikle giderek genişler. Kalbi boşlukları genişlemekle birlikte ritim sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Yani bugün kapak tamiri olursunuz ama yıllar sonra ritim problemi karşı karşıya girebiliyor. Bu ritim problemi, eğer bir kapak işlemi geçirmiş isen genellikle kan sulandırıcı başlamak zorundayız. Bu kan sulandırıcı umur boyu neredeyse veya uzun süre kullanmak zorunda. Eğer bu ritim düzenli ritmi olarak çevirmez ise, o yüzden kan sulandırıcı kullanmak peki, zorunda. Peki muhtemelen dezavantajları falan var efendim? Mı bu ilaçları ömür boyu kullanmanın genetikleri dezavantajları? Tabii sonuçta bir kan sulandırıcı ilacı kullanıyorsun. Kan sulandırıcı ilacı dezavantajı şu, sürekli hastanelerde bazı değerler kontrol etmek zorundasınız. Çünkü o ilacı dozu ayarlamak zordur yani. Dozu ayarlamak zor olduğu için sürekli dozaj değişir değere göre. Değeri yüksekse dozajı düşürür. Değeri düşükse dozajı artırır. Bununla birlikte o dönem içerisinde hastalar bir takım yan etkileri görebiliyorlar. İşte kanamalar gözükebiliyor. Özellikle işte idrar yollarında veya büyük abdestlerde veyahut da işte burunda bazen daha ağır bölgelerde kanama görebiliyoruz. İşte mide veyahut da beyni kanama gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden kan sulandırıcı, ameliyat sonrası kan sulandırıcı kullanan hastalar veya ritim bozukluğuna bağlı olarak kan sulandırıcı kullanan hastalar mutlaka ve mutlaka kontrol yapmalarını öneriyoruz. Düzenli bir kontrol yapmalarını öneriyoruz. Doktorlara mutlaka gidip düzenli bir kontrol yapmalarını öneriyoruz. Peki yani kalp kapağı ameliyatı oldu, daha sonrasında tekrarlama ihtimali var mı? Tabii ki kalp kapakçıkları ameliyat sonrası özellikle kapak tamir edildiyse, kapak tamir edilmiş olan bir kapak ilerideki döneminde tekrar bozulabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla tekrar bozulduğunda ona göre tekrar işlem yapılabilir. Veyahut da biyolojik kapaklar, yani diğer canlılardan elde edilmiş kapaklar kullandığımızda bu kapakçıların ömrü yaklaşık 15-20 sene. Bazı kapakçılar 10 sene dayanabiliyor ama en uzun 20 sene kadar gidebiliyor. İşte o dönem ameliyat, biyolojik kapak kullanmış kişileri 20 sene sonra tekrar ikinci ameliyat gerekebilir. Mekanik kapak genellikle ömürlük bir kapak. Ama yani bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Ne gibi? Enfeksiyon. O metal kapak üzerinde enfeksiyon. Çünkü bir metal kapak yabancı bir cisim sonuçta. Vücutta enfeksiyon riski biraz daha fazla olabiliyor. Bu kişileri ağır enfeksiyon geçirdiklerinde kanda karışır ise, genellikle bu kapakçığın üzerinde bu enfeksiyon oturursa bir daha ameliyat olmak zorunda. Tekrardan gerekir. Veyahut da kapağın... Hocam çok özür dilerim, burada bir izleyicimiz daha varmış, onu tabii da hemen tabii bir alalım. Ankara'dan Perihan Hanım bizlere ulaşıyor. Perihan Hanım nasılsınız, beni duyabiliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum İray Hanım. Hocamıza saygılar, sevgiler diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bir izleyici olarak size bir soru yönetmek istiyorum. Tabii, sorunuzu alalım lütfen. Ben kendim 59 yaşındayım. Hemen hemen 20 yıla yakındır derin periferik len yetmezliğim var. Ayrıca reflüm var, sağlıkçıyım. 3 çeşit hapı, 2 çeşit hap kullanıyorum. Trombiliz ve tafon kullanıyorum sabah akşam. Ama bazen oluyor ki dizlerimin böyle küçük tükendiğini hissediyorum. Sol bacaktaki damarın bir tanesini yastırdım. Onun rahatsızlığını da hissediyorum. Bu aşamadan sonra hocama şunu sormak istiyorum. Mümkünse ne yapabilirim? Tamamdır Perihan Hanım. Hocam teşekkür ederiz bu arada sorunuz için çok.
Ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz? Yani Perihan Hanım'ın bahsettiği şikayetleri işte çok direkt hani kalbi ilişkilendirmeyeceğimiz şikayetler ama tabii ki bir kalp doktoruna başvurmasını öneririz. Çünkü bacakta damarlarda muhtemelen sorunlar vardır. İşte kalp damar doktora uğraştığında işte muayene yaptıktan sonra bir takım tetkikleri yapılacak. Damar sorunlar varsa genellikle eşlik ettiği kapro sorunlar, damar sorunlar da olabilir. Çünkü damar sistem bir bütündür. Damar, bacaktaki damarlarda sıkıntı varsa veyahut da vücuttaki diğer damarlarda sorun varsa kalpteki damarları sorunu ihtimali olma yüksek. O nedenle bu hastalar eş zamanlı hem bacaktaki damarları görüntüleme yaparız hem de kalpteki damarlar görüntüleme yaparız. Dolayısıyla doktora başvurmasını öneriyorum. Özellikle kardiyoloji veya kalp damar cerrahisine bir başvursun. Muhakkak bir çözüm bulabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Bir telefonumuz daha var. Murat Bey arıyor İstanbul'dan. Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ediyorum böyle güzel bir yayın yaptığınız için. Rica ederim. Hocamıza bunu sormak istiyorum. Annem 85 yaşında. Yürüyemiyor. Mitral kapağında bir sorun var. Bundan dolayı yaş itibariyle ameliyat yapılamıyor. Acaba bu hocamızın bahsettiği işlem göğüs altına girerek yani anneme uygulama yapılabilir mi? Onun için sadece öğrenmek istedim. İlaçsını vermiyorum. Kullandığı işte kalbi destekleyici bir ilaç kullanıyor. İdrar sökücü özellikle ciğer su topluyor. Yani kalp kapağı mitral kapaktan dolayı sıvı yatamadığı için. Bunun için böyle bir operasyon yaptırmak yaş itibariyle uygun mudur acaba? Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bizim işimizde kalp damar cerrahisinde yaş hani tartışmalı bir konu. Yani yaş tartışmalı bir konu. Ama bu hasta mitral kapak sorunu varsa, bilmiyorum ne sorun net olarak söylenmedi. Çünkü ya kapak daralabiliyor veyahut da kaçırabiliyor. Bu ikisiyle birlikte hasta değerlendirilir. Genel durumu da bakılır. Eşlik eden hastalıklar var mı yok mu bakılır. Kalbi durumu da değerlendirilir. Daha sonra bu işlemi az önce bahsettiğimiz gibi küçük bir kesi yaparak koltuk altı, yani sağ tarafta koltuk altında, meminin altında, özellikle kadınlarda meme altında kesi yaptığımız için hiç ameliyat sonrası ameliyat olmamış gibi oluyorlar çünkü oradaki iz kesi, vesaire kalmış mı oluyor mu sonradan? İz kalıyor küçük bir sonuçta. Orada bir bıçak ameliyat etmiş oluyoruz. Sonuçta bir iz orada kalıyor. Ama küçük bir iz yıla sonra geçiyor, yani görünmüyor bile. Aynı de bahsettiğim gibi bu ameliyatı yapılabilir. Uygun bu hastaya uygun yapılabilir. Ama önce tabii ki değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Kalbi durumu bakılması lazım. Çünkü bazen kalbi durumu çok çok kötüyse, hasta fayda göremeyecekse ameliyat yapmaktansa ilaçları takip etmek daha uygun olabileceğini biliyoruz. Veyahut da başka diğer tedavi yöntemleri seçeneğe gidilebilir. Ama önce değerlendirilmesi gerekiyor. Kalbi durumu bakılacak, eşlik eden hastalıklar var mı yok mu? Kapakçığın durumu da bakılacak. Daha sonra ameliyat kararı verildikten sonra aynı bahsettiğimiz küçük bir kesilen meme altı sağ tarafta bu mitral kapak yer değiştirme veyahut da tamir yapılabilir. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Bir telefonumuz daha var Gaziantep'ten. Bu sefer de İbrahim Bey bizlere ulaşıyorlar. İbrahim Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Merhaba, iyi günler. Merhabalar. Sorunuzu alabilir miyiz? Evet, ben bir 12 gün önce bir bypass ameliyatı oldum. 13 gün önce? Evet, 12 gün önce. 12 gün önce. 3 gün bir yoğun bakım süreci geçti. Bir hafta servisi süreci geçti. Ve şu an bendeki bu kalp hastalığı, 5 tane damarım değişti benim. Kalp damarım değişti, 5 tane. Bu tedavi tanısı da genetik olarak aileden geldi. Benim doktorum öyle demişti çünkü. Herhangi bir şeker hastalığım falan yok. Hocama sormak istediğim, bundan sonraki süreçte
bu bypass ameliyatı ileride tekrar olabilir miyim? Yani tekrar tıkanma olabilir mi? Böyle bir risk var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz sorunuz için. Buyurun hocam. Ya şimdi kalp ameliyatlardan sonra özellikle koroner bypass'tan sonra en çok soran sorulardan bir tanesi. Bir daha damarım tıkanabilir mi? Evet, bir endişe var değil mi? Bir endişe oluyor hastalarda. Yani ister istemez. Tabii ki sonuçta biz hastalığı ta kendisi yani tedavi etmiyoruz aslında. Biz hastalığı oluşturduğu sonuçları onu gidilmesi için tedavi ediyoruz. Damar tıkalı. Biz bu damar tıkanıklığı gideriyoruz. Yeni damarlar koyuyoruz. Ama damar hastalığı kendisi vücutta devam eder. O damarı başka bir bölgesinde dallık gelişebilir. Veya vücutta başka bir yerden aldığımız o damarı da hastalanabilir. Ama tabii ki genellikle kalp ameliyatı olmuş olan hastalar, özellikle koroner bypass tiroidden sonra iyi bir takip, kendilerine iyi bakımlarına öneriyoruz. Özellikle ilaçlarını düzgün kullanmaları, işte şeker hastasıysa mutlaka şekeri kontrol altında olması, tansiyon varsa tansiyon kontrol altında alınması, stresten uzak durması, işte hareketsiz yaşamdan uzak durması, biraz daha hareketli yapabilmeleri. Ama tabii ki tüm bunlara rağmen yeniden damarların bazı şanssızlıklar olabilir. Bu damarlar evet yıllar sonra tekrar tıkanma ihtimali yani olabilir. Yani iyi bir bakım, iyi bir kontrolle evet riskleri azaltabiliriz ama hani tekrardan tıkanma ihtimali var. Tamamdır. Yani. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Şimdi de bize İzmir'den Alican Bey ulaşıyorlar. Alican Bey merhabalar. Merhabalar, iyi günler, kolay gelsin. Alican Bey birazcık yüksek konuşabilir misiniz? Sesinizi çok duyamıyorum. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sorunuzu alabilir miyiz? Buyurun, hoş geldiniz. Ya benim bir sorun oldu. Daha 40'ı çıkmadı. Kalbi sağda. Damarlarında işte problem var. Ameliyat olması lazım. Yani doktorlar ameliyat olması gerekir diyorlar. Ben hocamdan şunu öğrenmek istiyorum. Yani ameliyat olabilir mi? Ameliyat olursa ne kadar riskli, başarı şansı mı? Teşekkür ederiz hocam. Buyurun. 40'ı çıkmamış daha. Kalbi sağda olduğunu söyledi. Bu dextrokardi dediğimiz bir durum. Çünkü bazı kişileri kalbi sağ, genellikle bizim kalpleri solda. Ama bazı kişileri sağda. Devi olabilir, dextrokardi. Bu olabilen bir durum. Evet, olabilen bir durum. Dextrokardi olabilen bir durum. Tabii ki hastalık anlamında değişen bir şey yok. Tanı konmuş, damarlar tıkalı, ameliyat olabilir. Ameliyat şansı var, diğer hastalar gibi ameliyat şansı var. Riskleri aynı, farklı bir risk söz konusu değil. Bebek olması ama, bu ihtimali, riski vesaire arttırıp azaltma durumu var mı peki? Hastalığına göre ve hastanın genel durumuna bağlı. Hastalığına göre genel durumuna bağlı ve yapılacak bir işleme bağlı bu. Değerlendiriyoruz. Sonuçta değerlendirilmiş, tanı konmuş ve ameliyat olması gerekiyor. Riskleri o hastalığın konan teşhisine bağlı ve yapılacak olan ameliyatların ameliyatının riskine bağlı olarak biliyoruz. Yoksa yani kalbi sağda olması iş değiştirmiyor. Her şey aynı. Zor bir operasyon mu peki hocam? Tabii ki sonuçta normal olarak alıştığımız bir anatomi dışında değil. Anatomi değil. Çünkü birçoğu hasta kalbi soldadır. Ama bazı hastalar sağda olabildiği bildiğimiz için işte biraz ilk başta alışma süreci ama ondan sonra rahatlıkla bir şekilde ameliyat o şekilde yapılabiliyor. Yani kalbi sağda olması ameliyat riski arttırmıyor, ameliyat planını da değiştirmiyor veya diğer hastalarından yani dezavantaj olarak algılamamak lazım. İkisi de aynı oranda, sadece pozisyon olarak farklı bir pozisyonda ama riskleri aynı,
ameliyat aynı, riskler de aynı. Harika hocam. Yayının yavaş yavaş sonuna da geliyoruz ama kapalı kalp ameliyatıyla alakalı birazcık daha konuşmak istiyorum kapatmadan. Evet, hani avantajlarını konuştuk. Gerçekten çokça fazla avantajı var ama dezavantajlarıyla alakalı da sizin eklemek istedikleriniz varsa kapalı kalp ameliyatlarıyla alakalı neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Yani dünya değişiyor ve minimal invaziv bir gerçek. Yani ve bizim mesleğimize girmiş olan bir yöntem. Ve bundan sonra birçok ameliyatlar hiç göz kemiği açmadan yapılabileceğini kanaatinde diye düşünüyorum. Tabii ki bu biraz zaman alacak. Yani dezavantajdan çok daha çok avantaj avantaj olan bir yöntem. Dezavantaj sonuçta, yok mudur peki? Dezavantaj şu, eğer bu işlem tecrübeli bir elden tarafında yapılmadıysa, tecrübeli bir elden yapılmadıysa, ya tabii ki biraz komplikasyon karşılaşma oranı biraz daha yüksek olabilir. O yüzden iyi bir ekip tarafından yapılmış olması, iyi bir merkezde yapılmış olması ve tecrübeli doktor tarafından yapılmış olması bu az önceki bahsettiğim tüm bu problemleri ortadan kaldırıyor. Sonuçta teknoloji de ilerliyor. Artık bu küçük kesilerde de yüksek çözünürlük kamera eşliğinde de yapabiliyoruz bu ameliyatlar. Yüksek çözünürlük kamera eşliğinde. Yani bu yüksek çözünürlük kamera eşliğinde birçok hatalar ortadan kaldırarak ameliyatı daha konforlu yapılması ve daha yüksek başarıyla yapılmasını sağlıyor. Bırakalım yani şu anda direkt gözümüzle yaptığımız küçük kesi ameliyatları işte bunun üzerinde yüksek çözünürlük kamera ekleyerek ameliyatı daha konforlu, daha yüksek bir başarıyla ve az hatayla yapmayı sağlayan teknolojiler şu anda piyasada mevcut yani. Harika. Çok teşekkür ederim hocam paylaştığınız bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Umarım izleyenlerimizin de aklındaki soruları gidermiş olmuşuzdur. Yayını kapatmadan sevgili izleyenler sizlere şunu da hemen bir belirtmek istiyorum. Şimdi evet havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Salgın da var çok fazla. Ve artık tatil dönüşü birazcık daha danışanlardan çok duyuyorum kilo vermek için sıkı diyetlere girebiliyorlar. Fakat bu süreçte biraz daha beslenmenize dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle salgın durumundan dolayı vitamin, mineral takviyelerinizi eksik etmemeye çalışın. Bol bol lif grubu, B grubu vitaminlerinden takviye almaya çalışın. Beslenmenizi eklemeye çalışın. Bol bol su tüketiminize dikkat edin. Ve kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere sevgili izleyenler.